Selam arkadaşlar, elimizde bozuk bir notebook'un anakartı var. Anakartın üzerindeki Wi-Fi modülü farklı bir Wi-Fi modülü. AMS 1117 3.3 voltaj regülatörü. Opsiyonel olarak mavi bir LED anten kablolarımız. USB kablo olarak böyle bir kablomuz var. Biraz uzun ama işimizi görecek. Hepsi bu kadar. Malzemelerimiz bu kadar. Bu Lenovo marka bir laptopun anakartı yanmış vaziyette, tamamen çöp, ama üzerinde böyle modüller oluyor, siz de biliyorsunuz. Bu Wi-Fi modülü, kendi Intel'i. Biz bugün bunun üzerinden gitmeyeceğiz ama bunu da deneyeceğim daha sonra. Bu da aynı şekilde kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu Realtek'in, yine önceki yaptığımız tabletin de Realtek'ti. Bunu kullanmamın sebebi, bunu Windows otomatik olarak driver gerektirmeden tanıyor. Bu şekilde takılıp şuradan da vidalanıyor. Data sheet'ini internetten araştırdım. Bakın, bize doğru şöyle ters yaptığımız zaman USB data artı, USB data eksi. En başta da 3.3 voltla GND var. AMS 1117. 1 GND, 2 voltaj çıkışı, 3 voltaj girişi. Aynı zamanda bu üstteki bölüm de 2 numaralı. Unutmayalım. En uça diyor 3.3 voltu girin. 3.3 volt, tamam. Biraz ince işçilik gerekiyor. Yine birinci bacağımızda eksi olduğu için onu da GND'ye bağlayacağız. Arkadaşlar, bu arada bunlar da GND. Bunlara da lehimleyebilirsiniz. Hatta biz öyle yapalım. Sizin de işiniz kolaylaşmış olur. Direkt burası GND hattı olduğu için biraz zor ısınıyor. Geriye kaldı giriş. Bu da USB'den giriş alacağız. Hatta buradaki artı girişini iptal edip direkt buradaki artı girişini kullanabiliriz. USB data artı ve data eksiği lehimleyeceğiz. Eğer bunları ters lehimlerseniz buraya bir sorun olmaz. Donanıma bir zarar gelmez, bilgisayara da zarar gelmez. Sadece USB aygıtı tanınmadılar, iletişim kuramadığı için. Onları ters olarak lehimlerseniz düzelir. Ama sakın artı ve eksiği arkadaşlar ters takmayın. Aman. İlk baş eksiği, USB eksiği taktık. USB eksi demeyeyim daha doğrusu. USB data eksi. Şimdi USB data artı. Gayet güzel. Aynı zamanda bu LED'i de takacağız. Ağa bağlandığı zaman modülümüz bize haber verecek. Bize 44. bacak lazım. LED ve LAN. Şimdi onu sayacağız. Yani en baştan 1, 2, 3, 4, 5. En baştan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şu LED'in üstündeki yapıda gördüğünüz içindeki küçük parça artıdır. Buraya da 1K taktım. Eksisini yine buraya. Ve işte tamam arkadaşlar. Şimdi test edebiliriz. İş devremizin görüntüsü şöyle biraz kötü. Şurada 3.3 volt regülatörümüz var. Bunun yerine arkadaşlar önceki videoda bahsettiğim böyle bir diyot da kullanabilirsiniz. Buradan artı gireceksiniz. USB'den buradan gireceksiniz. Buradan çıkış alacaksınız. 3.3 volt yerine bağlayacaksınız. Ama bu çok sağlıklı değil. Yani ben bunu öneririm daha iyi sonuç almanız için. Aynı zamanda arkadaşlar bunun şöyle bir güzelliği var. Modülün biraz büyük ama şurada gördüğünüz main yazan ana kısım, yani anten kısmı şöyle bir, yine önceki videoda gösterdim. Elimde böyle antenler var. Bakın, şimdi direkt bunu takacağız. Hiç lehim yapmadan istersek çıkarabiliriz. Bir de burada bir tane daha takma yerimiz var yine. Bir yerine takabiliriz. Ben şimdi test için bunu taktım. Şimdi bilgisayara geçeceğim size göstermek için. Devremiz hazır. Anten takılı. LED'in direnci değiştirdim arkadaşlar. 220 ohm taktım. Çok sönük yanıyordu, size göstermek için tekrar. Şimdi şurada bir göstereyim size donanımları. Bakın. Şimdi USB taktıktan sonra göstereceğim. Kısa devre olmamasına dikkat ediyoruz. Evet. Geldi. Evet arkadaşlar. Bunun tek dezavantajı 54 megabit hızı destekliyor. 150 megabit değil. Diğeri, o küçük olan yaptığımız tabletinki, 150 megabite kadar destekliyordu. Her neyse. Şimdi LED'i göstereyim ben size. LED normalde sabit yanıyor. Ağa bağlandığı zaman şuradan, şimdi ağa bağlandıracağım ben. Wi-Fi 3. Şurada görüldüğü gibi. Bakın, Mi A3 bağlandı. Bakın, şu an yanıp yanıp sönecek o. Çünkü bağlandı. Buradan bir video izlediğimizde ya da herhangi bir şey yaptığımızda veri alışverişi yaparken yanıp yanıp söner. Bu da bunu görmemizi sağlıyor. Hatta 220 bile buna fazla gelmiş. Yani daha parlak olmasını isterseniz 110 bir direnç takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bağlandı. Çok basit yapımı, gördüğünüz üzere. Sadece şu voltaj regülatörüne dikkat edin.